Efendim, malum LGS ve YKS sınavları bitti. Çocuklarımız özellikle bu pandemi sürecinden sonra çok zorlu bir mücadele verdi. Tam da bugün bunu konuşacağız çünkü tercih dönemleri başlayacak. Eğitimci yazar Enes Akıncı konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Sağ olun. Siz? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sınavlar bitti, neler Evet. söylemek istersiniz? Çok da zorlu bir mücadeleydi. Evet, bu geçen 3 aylık süreç onlar Evet. için bayağı bir zor geçti. Bunun üzerine sınavlara girdiler. İki şey de söyleyebiliriz. LGS öğrencileri için artık yapacak bir şeyleri yok daha fazla. Sınavı kazandılar, kazanamadılar veya nitelikli bir lise kazanma ihtimalleri varsa kazandılar. Bunun üzerine artık oradaki tercihlerine göre, sıralamalarına göre bir sıralama yapmak zorundalar. Ve aynı zamanda da 9. sınıfta bir iyi bir lisede veya işte merkezi kendi bölgelerindeki bir lisede okuyacaklar. Bu süreçten sonra biraz daha bu eksiklik tamamlayıp iyi bir üniversite hayallerini gerçekleştirebilirler. Yani alternatifleri yok. Şimdi üniversiteye hazırlıkta mezuna kaldım durumu olabiliyor. Hani bu sene 12. sınıf öğrencilerimiz sınava girdiler ve sonrasında başarılı olamadıysa bir sene daha hazırlanayım diyebilecekler. Ama lise öğrencilerimizde böyle bir şansımız maalesef ki yok. Onlar artık mevcut şartlarıyla en iyisini yapma doğrultusunda ilerlemeleri gerekiyor. O zaman tercihlerinde en çok neyi dikkate alsınlar? Şöyle diyebiliriz aslında tercih noktasında öğrenciler öncelikle puanları ve yüzdelik dilimleri burada çok önemli. Alan okullar mesela fen lisesi istiyorlarsa burada fen lisesi geçen senelerde yüzdelik dilimi olarak kaçtan almış? Siz de ona oranla yüzdelik dilime göre bir ayarlama yapıp girebilirler. Çünkü puanlar her zaman değişiyor. Bu sene de değişecek. İlk dönemin müfredatıyla sınava girdiler. Geçen sene girenler iki dönemin de müfredatıyla girmişlerdi. Bunda değişiklik olabilir. Burada önemli olan dediğimiz gibi sıralama. Sen kaçıncı olmuşsun? İlk 200 binin içerisine girebildin mi? Nitelikli bir lise kazanabildim mi? Bu önemli olan. Oradaki sıralamaya göre de biraz yukarı, biraz aşağı şeklinde bir çalışma yapılabilir aslında liseler noktasında. Üniversiteye hazırlık noktasında ise öğrencilerimiz artık bu sene bir şekilde onlar için ne kadar hani ileri alındığı, geri alındığı muhabbetleri olsa da sınav bitti. Artık bu süreçten sonra kendi sıralamalarına bakacaklar. İstedikleri bir eğer sınav sonucu aldılarsa buna göre bir tercih dönemi geçirmiş olacaklar. Eğer istedikleri bir sınav sonucu gelmediyse bunun için de haliyle şey yapmaları gerekiyor. Bir sene daha onlar için çalışmaları, istedikleri işi, istedikleri üniversiteyi kazanana kadar devam etmelerini biz tavsiye ediyoruz genel itibariyle. Çünkü hayatta bildiğimiz üzere iki şey çok bizim için önemli. Bir eş seçimi deriz biz buna, bir de Evet, iş iş seçimi seçim. deriz. Çünkü hayatımız onun üzerine gelişiyor genel itibariyle. Bu yüzden de öğrencilerimize öneri olarak bunu tavsiye edebiliriz. Yani sırf üniversite okumuş olmak için istemedikleri bir bölüme gidip dirsek Kesinlikle, özellikle bu sene daha da kritik. çürütmesinler. Neden? Çünkü bir evin içerisinde kaldılar pandemi sürecinde. Çok Kendi zorladı. atlarına çalışmaya çalıştılar. Yani işte dışarıdan bir destek Destek alamadan yoktu. çalıştılar ve bir bunalmışlık var. Bu herkeste olduğu gibi ama onlarda daha fazla var. Büyük bir ihtimal yanlış tercih yapma ihtimalleri çok yüksek bir süreçte. Yani gideyim, ailemden uzaklaşayım, başka bir memlekette. Yani hepimiz üniversitede bu duyguları kısmi Hissettik. yaşadık, Evet. hissettik. O yüzden söylüyorum. Yani yanlışa düşmesinler. İstedikleri bir iş kolu değilse veya istedikleri bir üniversite değilse yani gitmek için gitmesinler. Bu çok önemli. Hayatlarını etkileyecek. Ondan sonra işte belki KPSS süreçte olacak veya başka alandaysa başka alanlarda iş bulmak için 5-6 sene uğraşacaklar belki üniversite bittikten Ya çok sonra. daha zorlu bir Tabii, sürece girebilirler. kesinlikle ama şu süreçte bir sene daha belki daha sıkı bir çalışma, programlı bir çalışmayla çok iyi yerler kazanabilirler. Ama tabii yine bu her şeyin sıralamasına göre, tercihine göre, isteğine göre değişiklik gösterebilir. Uygun bir sıralamaya da vakıfsa tabii tercihini yapması doğru olacaktır. İzleyicilerimize ben tekrar özet geçmek istiyorum çünkü çok güzel bir yere değindiniz. Evet. Efendim Enes Bey diyor ki hani puanlarınıza göre tercih yapmayın. Yüzdelik diliminiz ve sıralamanız sizin bazınız aldığınız şey olsun, oradaki Kesinlikle. kriteriniz olsun. Tamamen buna göre bir tercihlendirme yaparsanız çok daha iyi olur, daha başarılı, daha iyi sonuçlar gelir diyor. Ama Evet. eğer ki işte doğru bir şekilde iyi bir sonuç gelmediyse, doğru çalışılamadıysa o Yani zaman da bir evet. sene daha kendinize şans verme zamanı diyor Enes Bey. Peki
Bir istatistik okumuştum. Bu istatistik diyordu ki Türkiye'deki öğrencilerin en başarısız olduğu ders matematik dersi. Yani sınav sonuçlarına bir bakılıyor. En kötü matematik dersi. Sadece öğrencilerde değil, bunun için atama yapılan öğretmen arkadaşlarımızda da KPSS'nin alan bilgisi dediğimiz kısımda da maalesef ki çok düşük yani. Hani bir istatistik olarak böyle. Şimdi neden böyle demeyeceğim. Çünkü nedenini tartışmanın aslında bize hiçbir gelir tarafı yok. Kesinlikle. Nasıl artırabiliriz'i konuşalım. Yani özellikle bundan sonrasında seneye belki sınava tekrar hazırlanmak isteyen birileri varsa izleyen. Ya da ya ben seneye sınava hazırlanacağım. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl artırabilirim diyenler için bu soruyu cevaplandırmanızı istiyorum. Şimdi matematik sarmal bir yapıya sahip. Yani bir yerlerde bir eksiklik varsa bu kopmuş oluyor. Bu da genel itibariyle ilk öğretim kısmına biz çok önem gösteriyoruz. Yani ilkokulda 6 yaştan itibaren, 1. sınıftan itibaren matematik sevgisini kazandırmamız gerekiyor. Veya orada zihinsel hesaplama dediğimiz çocuklara iki basamaklı çarpma işte veya basit toplama, basit çıkartma, iki basamaklı toplama çıkartma gibi zihinsel becerileri kazandırmamız gerekiyor. Böylelikle oradaki eksiklikleri görelim. Ama şu an çocuk bunların aşamalarının hepsini geçti. İlk öğretimde çok böyle zihinsel iyi yapılan bir çalışmaları yapamadı. 8. sınıf veya lise öğrencisi. Bunun için ne yapabiliriz? Eksiklerini tespit etmemiz gerekiyor. Yani bir check-up gibi düşünebiliriz. Girdik hastaneye, bizi taradılar. Bunun da bir matematik taraması yapılması gerekir. Bu çocuğun kopukluğu nerede acaba? Yani eksikliği nerede? Bunları teker teker tespit edilmesi gerekir. Bazısı hala mesela 8. sınıf böyle derslere girdiğimiz zaman kontrol amaçlı öğrencilere 12 ile 15'i çarp. Yani hani böyle kolay tamamlayarak yapabilecekleri sayılarla veya bir lise öğrencisine sorduğumuz zaman hemen kağıt kaleme sarılıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doğru çarpma yok, doğru toplama yok, doğru bölme yok. Yani hani doğrusunu öğrenememiş ve zihinsel de bunu beceremediği için buralarda kopukluk yaşıyorlar. Bunların çok iyi tespit edilip ve onların üzerine gidilerek yavaş yavaş bu aşamayı ilerletmemiz gerekiyor. Yani matematiğin eksikliğini bulup üzerine gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi küçük yaşlarda özellikle bu tarzda çalışmaların yapılması onlar için çok faydalı. Bazen de şöyle oluyor, zehir gibi çocuk bakıyorsunuz diyor ki ben matematiği sevmiyorum, başarısızım, kendimi iyi görmüyorum matematikte diyor ama zehir gibi. Yani şu andaki gençlerin hepsi zehir gibi. Evet. Tam da o noktada yani evet belki daha geçmişte matematik dersi sevdirilememiş olabilir, ilkokulda iyi eğitim alamamış olabilir ama aslında hiçbir şey bitmiş değil. Etkin beyin eğitimi ne demek? Etkin beyin eğitimini sağlamak mümkün mü belirli yaşlardan sonra? Tabii ki mümkün. Bu yani hani ilk öğretimde, lisede, üniversitede, yetişkinlerde bile bunlarla alakalı çalışmalar yapılabilir. Bizim önemsediğimiz eğitim formatlarından bir tanesi aslında ama içerisinde çok böyle daha harmanlanmış tüm eğitim formatlarının birbirine girmiş halleri diyebiliriz bununla alakalı. İşte bunun içerisinde zihinsel, kolay zihinsel hesaplama nasıl olur gibi veya okuma becerilerini geliştirme, hızlı okuma dediğimiz eğitimlerin içine girmesi. Daha sonra beyin egzersizleri dediğimiz, çünkü son süreçte özellikle dijitalin artmasıyla birlikte zihinsel egzersizlere ihtiyacımız oluyor. Bu da işte beden hareketleriyle yapılan beyin egzersizleri dediğimiz egzersizlerin içine girmesi. Veya işte verimli ders çalışma, kolay nasıl ezberlenir? Şöyle düşünelim, işte beynimiz bir pano gibi ve o panoya herhangi bir işte şu kağıdı aldık, fırlattık, durmuyor. Onu bir şekilde oraya montalamam gerekiyor. Yani hani istediğim zaman oradan çağrışımla onu getirmem gerekiyor. Yani benim oraya kalıcı kısmına almam gerekiyor oradaki şeyi. Bunun içinde hafıza teknikleri dediğimiz, etkin not tutma teknikleri dediğimiz bu teknikleri uyguladığımız zaman da daha etkin bir şekilde zihnimizi, beynimizi kullanabiliyoruz. Bu da dediğim gibi böyle bir harmanlanmış ve tüm eğitim formatlarının iç içe girerek çocuğu daha etkili öğrenmesini sağlayan bir program. Böyle bir çok güzel eğitim var. Tabii tabii tabii, kesinlikle. Bunlar çünkü son süreçte özellikle çok işimize yarayan eğitim formatları. Çünkü yavaş yavaş oyunlaşıyor. Yani hani çocuklar daha çok oyunla öğrenmeye veya daha çok böyle hayal dünyasını kullanarak öğrenmeye daha meraklı oldukları için bu tarzı formatlar hoşlarına gidiyor ve de diyor ki ben diyor işte 20 tane kelimeyi çok kolay bir şekilde zihnimde tutulabiliyorum ve aynı zamanda kendine bir özgüven geliyor. Ben bunu yapabiliyorum, başarabiliyorum. İşte arka arkaya 20 tane bir matematik işlemini hızlı yapan çocukta ayrı bir özgüven oluyor. Çünkü çocuklarımızda özgüveni de aynı zamanda oluşturmamız gerekiyor. Şu an birçok anne baba izliyor bizi. Evet.
malum yaz tatili. Evet. Çocuklarımız da evde, onlar da izliyor. Özellikle önümüzdeki yıl sınava girecek olan öğrencilere neler söylemek istersiniz? Bunlar da yine aynı şekilde yaz ayının değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de artık Milli Eğitim'in de veya ÖSYM'nin de temel mantığı okuma becerilerinin gelişmiş bir öğrenci yapısı istiyor. Yani bu çok önemli. Kitap okumayı bırakmasınlar. Bu kesinlikle olsun. Günlük düzenli kitap okumalarını yapsınlar. Çünkü yeni tip sorular çok uzun sorular ve okuma becerilerini ölçen sorular. Bunu kesinlikle yapsınlar. Bir tarafta o biz onu olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Bir de yazın çocuğumuzun eksikliğini tespit edelim. Yani bu yaz dönemleri bunun için önemli dönemler. Eksik konuları mı tespit edelim? Eksik konuları tabii ki. İşte az önce bahsettiğim gibi matematikte, Türkçe'de, diğer derslerde eksiklikleri varsa bu süreçte işte çok böyle çocukları tabii yoğun bir şekilde yormadan ama bu eksiklikleri tamamladığı zaman seneye geçmişle alakalı bir sıkıntısı kalmadan devam edecektir. O yüzden koca bir yaz dönemi var. Bu yaz dönemlerini boş geçirmememiz lazım. Bizim ülkemizde yaz dönemleri yata yata geçmek gibi, işte çantayı bırakıyoruz hemen, daha 3 ay sonra okullar açılana kadar o çanta yerinden oynamıyor, kalkmıyor. Yani hani böyle bir şey oluşturulmuş, intiba oluşturulmuş ama yanlış. Çünkü eğitim bir süreç işi. Koptuğu zaman orada bir alan parça kalıyor. Bu kez yeni bir eğitime başlarken %30, %40, %20'lere varan, öğrenci yapısına göre değişir, şeylerle, eksilerle devam etmiş oluyoruz. O yüzden geçmişte sıkıntıları bırakmış oluyoruz. Şimdi bazen de Enes Bey, arkadaş ortamlarında şöyle konuşmalara şahit oluyorum. İşte diyor ki ya benim çocuk giriyor diyor, 3 saat ders çalışıyor diyor, çıkıyor gene sınavdan diyor kötü alıyor diyor. Bazısı da diyor ki giriyor 40 dakika çalışıyor, çok da güzel not alıyor diyor. Evet. Tam da bu ikisinin ayrım noktasında verimli ders çalışma nasıl olacak? Verimli ders çalışma yöntemi nedir? Onu da konuşalım. Tabii ki. Verimli ders çalışma, bu yine ilköğretim, ortaokul, lise değişiklik gösterir. Çünkü her birinin dikkatini sürdürme dereceleri farklı. Öğrenciye göre değişir. Yani bir tek reçeteyle birçok öğrenciyi kapsayamayız. İşte ilköğretimde 20 dakikalık süre olurken lise öğrencisinde 40-50 dakikalık seanslarla verimli çalışmalar başlatılabilir. Ama burada en önemli nokta program noktası. Yani programlı olması gerekiyor. Öncelikle bir haftanın programını çıkartması gerekiyor. Yani beynine hedef vermesi gerekiyor. Ben bu hafta ne yapacağım? Şu sunumdan şu kadar çözeceğim, bundan bu kadar çözeceğim şeklinde haftalık planını yaptı. Koydu kenara. Mesela atıyorum 9. sınıf çocuğuna örnek verelim. Okul sonrası 2 saatlik bir program yaptığını düşünelim günlük. Haftalık programı yaptı ve o programa uyuyor. Uyduktan sonra bir de bizim bunları kalıcı hafızaya almamız gerekir konuları. Bu da bizim için çok önemli ve bu sisteme tam dökülemiyor. Biz buna işte sistemli tekrarlama diyoruz. Geçici hafızadan kalıcı hafızaya bir bilgiyi nasıl alırız? Sistemli tekrarlarla alabiliriz. İşte önce planımızı yaptık, kenara koyduk, derslerimize çalışıyoruz. Daha sonrasında da işte bir konuyu aldık. Şimdi mesela atıyorum LGS'de 14 tane bir dersten konu var. Şimdi çocuk bunu senenin başında Eylül'de gördü birinci konuyu. Haziran geldi, 14. konuda gitti. 1, 2, 3 ortada yok. Mesela hani bunun için ne yapması gerekiyor? Birinci konuyu öğrendin. Öğrendikten sonra bir aynı gün içerisinde tekrar yapıyorsun. Daha sonra ertesi gün tekrar yapıyorsun. İkinci tekrarını yaptın. Daha sonra bir hafta sonra tekrar yapıyorsun. Daha sonra bir ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra. Bakın bir konuyu 6 kere tekrar ettik. Yani bunu unutma ihtimalin yok. Bununla alakalı hatta sorular çözdün. Birinci konuda 6 ay sonra tekrar yapıldı ve artık unutmuyorsun. İkinci konu bu mu? Kesinlikle kalıcı hafızayı alma noktasında sistemli tekrar dediğimiz veya işte verimli ders çalışmanın temelinde oturan bir plandır, iki budur. Yani bunları uyguladığı zaman çocuk Eylül ayında gördüğü konuyu Haziran ayında da kolay bir şekilde hatırlayacak ve onunla alakalı soruları devamlı çözmüş olacak. Bu tekrar kısmı bizim için önemli ve kalıcı hafızada kaldığı için de öğrenecek. Şimdi bazen üniversite yıllarımızda da çok iyi biliyorsunuz. Bir gün öncesi genelde ders çalışılırdı. Öyle. Ve hemen sınava girerdik. Orada yapardık. Geçerdik aslında. Evet. Geçecek kadar not alırdık. Ama bir hafta sonra biri bize bir şey sorduğu zaman bununla alakalı hiçbir şey bilmiyorduk. Bu işte o yüzden sistemli tekrar yapılamıyor ve kalıcı hafızaya da oradaki bilgiler maalesef ki alınmamış oluyor. Peki şimdi pandemi sonrası süreç aslında hala belirsiz. Çünkü daha tam atlatamadık, çıkamadık içinden. Eylül'de okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Evet, açılacak dendi ama herhangi bir artma ihtimalinde tekrar online eğitime dönebiliriz. Online eğitimlerin uzama ihtimaline karşı öğrencilere ve velilere neler tavsiye edersiniz? Çünkü bu süreçte en çok yıpranan bence onlar oldu.
Özellikle velilerimiz gerçekten öğretmenlik mesleğini elimizden aldılar. Orada çok güzel bir şekilde yerine getirdiklerini görüyoruz, izlemliyoruz. O noktada onlara da teşekkür edelim, bu ev sürecinde bize destek oldukları için. Artık velilerimiz, özellikle ilköğretim öğrencileri için konuşuyorum. Çünkü düşünelim, birinci sınıfa başlayacak çocuk okuma yazma bilmiyor. Büyük sıkıntı, yani Çok büyük orada büyük bir sıkıntı. sıkıntı var. Hani diğer kısımlarda bazen ortaokulda bazı eksiklikler telafi edilebiliyor veya çocuğu artık bilgisayarın başına oturtturuyorsunuz, orada canlı öğretmen anlatıyor. Olmadı, WhatsApp'tan yazıyorsunuz işte gibi, böyle böyle bir sürü alternatifle çocuğu bir yere getirebiliyorsunuz. Ama ilköğretim öğrencileri biraz daha farklı. Bunlara uzaktan eğitim, birebir gözüne bakarak anlattığın, onun seviyesine inme derecesinde olmuyor Olmuyor, maalesef. evet. O yüzden velilerimize de bu süreçte bir veli eğitim programları gibi programlar olması gerekiyor kesinlikle. Ki onları doğru bir şekilde bilinçlendirelim ve doğru yolunu öğretelim. Çünkü bazen şu da oluyor. Veli kendi bilgisiyle öğretiyor. Doğru. Asıl doğru o değil ama yanlışı yıkmak, tekrardan yeni bir şey inşa etmek bizim Çok için çok zor. zor oluyor. Yani Hele hani ki yeni öğrenen birisi için, değil mi? kesinlikle sıfırdan başlayalım. Mesela ses temelli öğreniyoruz biz şu an birinci sınıfta. K harfi k diye öğretiyorsun mesela. Yani şimdi veli buna K dediği zaman Eyvah. yanına E koymuş oldu. Yani hani çocuk anneden böyle duydu, babadan böyle duydu. Öğretmen farklı öğretiyor ve burada bir karmaşa ortaya çıkıyor. O yüzden veli eğitim programları ilköğretim bazında özellikle artık bunların içine girmeleri gerekiyor. Çocukların hayatlarında daha etkili olmaları için ben önemli görüyorum yani. Özellikle veli eğitim programları olması gerekiyor. Her veli öğretmen olacak yani. Yani kısmi olarak olmak Zorunda zorunda, değil mi? olmazsa çocuğunda eksiklik kalacak. Veya işte onu ilerletme noktasında, çünkü hani bunda da istatistik araştırmalara baktığımız zaman daha yüksek tahsilli velilerin çocuklarının başarı oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden annelere babalara büyük bir iş düşüyor bu noktada. Şimdi bir de çocuklarımızın dikkat seviyeleri de gerçekten çok çabuk düşüş Evet. gösterebiliyor. Bunu online eğitim sürecinde de çok net bir şekilde gördüler. Kesinlikle. Çocuk bilgisayar başında oturuyor ama Evet. ya başka bir şeyle oynuyor o sırada. Ne yapacaklar? Nasıl Evet. dikkatlerini daha fazla toparlayabilir veliler ya da öğrenciler? Bu süreç gerçekten yani ilerleyen süreçlerde bize şeylerini verecek maalesef ki, eksilerini verecek ve dikkat eksikliğinin had safhaya çıktığı. Çünkü tableti, televizyonu, telefonu yasakladığımız bir dönemin içerisindeydik biz genelde. Dikkat eksikliği çocuklarda olmasın diye. Bunu arttırmak için çalışmalar yapıyorduk. Daha ellerinden alalım diye, ama bunu verdik önüne ve sen öğren dedik bununla alakalı. Bu arttıracaktır ama bunun arttırmasını önlemek için genel itibariyle yine dikkatle alakalı çalışmalar yapmamız gerekecek öğrencilere. Tabii ki bunun dikkatin de bir belirli seviyeleri var. Şimdi çok düşük dikkat, daha ileri seviye dikkat seviyeleri düşük olan öğrenciler var. Bunu da yine klinik psikolog arkadaşlarımız veya psikologlar tarafından bir bakılması gerekiyor. Ön testte çocuğun dikkati ne durumda? Yani çok çabuk mı düşüyor? Bunların bir incelenmesi gerekiyor. Testin verdiği sonuçlara göre bir program yapılması gerekiyor. Bazıları ilaç kullanılabiliyor. Çok ileri seviyede dikkat eksikliği tüm hayatını etkiliyorsa öğrencimizin, böyle bir format uygulanabiliyor. Veya bunun işte daha çok işitsel dediğimiz müzikle terapi yöntemi veya işte oyun yönüyle, oyunla terapi yöntemi, ondan sonra eğitimle dikkat eksikliğini yenmeyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ama özellikle biz 3 T dediğimiz televizyon, tablet, telefon, bunları öğrencilerimizden ne kadar az ellerinden alabilirsek, ne kadar onlarla az maruz kalırlarsa o kadar büyük İyi olur. avantajları olacaktır. Evet. Peki normal bir insanda dikkat süresi ne kadar? Şimdi bu ilköğretim öğrenci veya küçük öğrencilerde dediğimiz öğrencilerde 20 dakikalık süreçtir ortalaması. Bu yine yetişkinlerde de yine kişiden kişiye. Çünkü dikkat eksikliği küçük yaşlarda çok belirgin oluyor ama ilerleyen süreçte de var bu. Yani hani hayatınızın her Her alanında zaman. her zaman var. Yetişkinlerde de bu var ama çok gözle görülmeyebiliyor o vakitten sonra. Daha çok çocukların bu noktada üzerinde duruluyor. Burada da işte 30 dakika gibi süreler yukarıya doğru çıkabiliyor. O bir de kişiye bağlı. Yani hani herkesin ayrı bir DNA'sı, kimliği olduğu gibi onun da bir dikkat süresi var. Mesela yine dikkatle alakalı bir problem yazı yaşıyorsa ortaokul, lise öğrencisi 20 dakikalık seanslarla bir çalışma da yapabilir. İşte bir
alarmı kurar. 20 dakika dersine çalışır, durur. Mola. Bir 10 dakika molayla dinlenebilir. Ama dinlenme, şimdi burada da bir mesela bir eksikliğimiz var. Dinlenme deyince telefonu elimize alıyoruz. İşte biriyle muhabbet ediyoruz, televizyon izliyoruz. Yine böyle başka şeylerle uğraşıyoruz. Ne olması gerekiyor? Dinlenmiyoruz ki böyle. Yani vücut dinlenmiyor. Dinlenme şöyle dediğimiz uzanmak. Kesinlikle uzanmak, gözlerini kapatıp kapatmak. Kendini resetlemektir. Hmm. Budur dinlenmek. Yani hani biz çocuk 40 dakika ders çalışıyor. Öbür kalan 15 dakikada televizyona bakıyor. Tekrardan ders çalışıyor. Bu çocuk dinlenmedi ki. Yani buradaki dinlenmeyi de çocuk bir uzanıp bir kendini rahatlatması gerekiyor. O anda bir huzurlu bir şekilde durması, gözlerini kapatması gerekiyor. Belki o hayal aleminde biraz kendini dinginleşmesi lazım. Hı hı. Ondan sonra derse başladığı zaman verim tekrardan aynı olsun. O yüzden hani bazen kopuşlar olabiliyor. Diyor ki işte 3 saat boyunca odaya tıktım çocuğu ama şey olmadı. Yani verim alamıyorum. İlk 20 dakikası var çocukta, gitti. Ondan sonrası yok. Ondan sonrası yok, evet. Bir yerde okumuştum. Özellikle hani böyle sınavlarda, uzun sınavlarda ya da uzun bir eğitim dinlendiği sırada o ara kopuşlar olursa, ki sınavlarda özellikle konu yani matematikten fene geçerken, evet, Türkçeden tarihe geçerken gibi o ara geçişlerde de ellerimizi gözümüze bastırıp bir dakika boyunca hafif bir baskı yapmamızı okumuştum. Doğrudur. Resetliyormuş beyni, doğru mu? Evet. Kısmi olarak tabii ki doğru. Hı-hı. Çünkü hızlı okuma çalışmalarında biz bunu uygularız. Göz kaslarını çalıştırma deriz. Hı-hı. Göz kaslarıyla alakalı işte böyle Z çizer, tık 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 tık, hı-hı, metronomla birlikte çalışma yürütürüz. Daha sonrasında göz yorulur. Daha sonra onu gözümüzde birazcık elektriğini alırız tabii ki, böyle hafif ısındırırız. Hı-hı. Ve gözümüzün üstüne uygularız. Tabii bu süreçte eğitim alan öğrencilerin de, hocam diyor gözüme koymasam elime olur mu? Ya elim şeyse yıkamadım ya elimi falan. Hani bu süreçte yapmasınlar. Şu anki sınavda yapmasınlar. Yani şu an uygulamasınlar veya işte sınav sürecinde uygulamamış olsunlar. Evde ders çalışırken ellerimiz temizken bu yüzümüze sürmeme olayından dolayı uygulamak tabii ki orada bir rahatlamaya, gözün rahatlamasına neden oluyor. Hı-hı. Doğrudur, evet. Az önce verimli ders çalışma yöntemlerini konuşurken bir şeye değindik. Dedik ki plan yapmak. Evet. Haftalık plandan bahsettik. Şimdi ben şahsi olarak sınava hazırlanırken saatlik plandan hiç hoşlanmayan birisiydim. Hı. Mutlaka şu an ekranları başında ya yine mi plan dedi. Ben plan dendiği zaman şöyle bir kapatıyordum ya da hiç dinlemiyordum anlatanı. Haftalık plan aslında ayrı bir şey. Günlük saatlik plan ayrı bir şey. Günlük saatlik planı öneriyor musunuz? Hı. Çünkü haftalık planda aslında çok güzel bir yere değindiniz. Yani çocuk haftanın başında hangi konuları tekrar edeceğini yazsın. Bu çok genel bir plandır. Kesinlikle. Bu bence ideal olması gereken. Evet. Saatlik plan birazcık daha sanki böyle insanı bir robota dönüştürür gibi bir kesinlikle plan çok oluyor. Güzel bir noktaya öneriyor musunuz, önermiyor musunuz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani robot değiliz sonuçta, insanız veya doğal bir şekilde değişebiliyor. Ya benim mesela 5 ay önceki planlarım içerisinde pandemi yoktu. Yeni projeler vardı bir sürü. Ama bu olay bir patladı. Bütün projeleri durdurduk. Dedik ki tamam hadi seneye bakacağız o zaman dedik. Yani bunun gibi düşünelim olayı. Hı-hı. O anda da sizin günlük saatlik verdiğiniz zaman bir de üstünüzde şey de hissediyorsunuz. Baskı da hissediyorsunuz. Onun altında bu saatte bunu bitireceğim, bu saat öyle bir şey yok yani, bu şu kadar bir saate boğmamıza kendimiz gerek yok. Ama ne yaptığımızı bilelim. Yani şimdi mesela ben buraya gelmek için yola, navigasyona buranın adresini girmeseydim ben çok dolaşa dolaşa gelirdim. Değil mi? Bir de birazcık da dolaşmalı gerçekten burası. Evet. Yani çok fazla bulamazdım, buraya bu saatte gelemezdim. O yüzden hedef verme noktasında hemfikiriz. Yani beyni hedef vermemiz gerekir. Eğer beyninize hedef vermiyorsanız, bu hafta yapacaklarınızın belirli bir planını yapmıyorsanız maalesef ki başarılı olamıyoruz yani. O yüzden hani çok böyle sıkmadan, boğma. Hatta burada da şey de önemli. Birden mesela bir program yapılıyor. 5 saatlik, 6 saatlik, 7 saatlik. Yani kaldıramıyor. Araba gibi düşünelim. 5. fitesli arabayı kaldırabilir misiniz? Kaldıramaz. Bunun da bir yolu var. 1, 2 diye yavaş yavaş arttırmak lazım. İşte 2 saatlik bir ders çalışmayla başladınız. 3, 4 yavaş yavaş kaldırabileceği kadar şey yapmamız gerekiyor. Bu şekilde de düşünebiliriz ya yani olayı. Ya da yeni sistemli çalışmaya başlayan bir öğrenci için günde tek bir konuyla başlayıp belki sonrasında 2-3 ders eklenebilir. Kesinlikle olabilir. Şurada da mesela şey yapılabilir. Bir sayısal, bir sözel ders. Hmm, bu güzel. Da önemli. Çünkü zihni dağıtıyor. Zihni dağıtıyor. Tabii bölümler farklı. Hmm. Şimdi bazı çocuklarımız var sayısal zeka ağırlıklı. Bazıları var sözel zeka. Hmm. Yani öğrenme biçimleri farklı. Yani herkesin de her şeyi bir öğrenme şeyi yok kesinlikle. Çünkü alanı sayısal olabilir veya çok iyi resim yapabilir. Hmm. Alanları da farklı olduğu için öğrencilerin alanıyla farklı
farklı dersi, iki ders koyacaksa eğer, farklı ders koyması onun için daha verimli olacaktır. O zaman saatlik planları önermiyoruz. Çünkü çok baskıda oraya bırakmasın. Evet. 12 ile 2 arası yemek. Evet. Acıkmadım. Acıkmadım. Yani acıkmadım. Biyoloji buna, vücut buna hazır değil. Yani veya o anda başka bir şey çıktı. İşte misafirlikten bunlar geldiler, şunlar geldiler. Ben buraya gittim. E bu kez şu da oluyor. Yapamadım duygusu. Ya. O programa uyamadım duygusu. Psikoloji ve bu kez altüstü. Evet, bu kez bastırılmış oluyor. Hı-hı. Ve tamamen yapacaksa da yapma iştahı da kalmıyor. Diyor çok ki doğru. Ben zaten bu programa uyamıyorum. Çok ben doğru. Zaten yapamıyorum. Hani bir kaygı oluşmaya başlıyor. O zaman hiç yapmayayım. Daha iyi. Hani zaten şu an son süreçteki öğrencilerimizde biraz da bu var. Hani böyle biraz ne kadar çok zeki olsalar da kolaya kaçma. Böyle işte, çünkü teknoloji gerçekten onları kağıda, kaleme, işte kitaba itmiyor. Video, saniyede çekilen videolar, işte yüksek çözünürlüklü, çok hoşlarına gidiyor. Ya. Bu çocuğa kalkıp da ders çalış da diyemiyorsunuz haliyle. İstemedikleri şey yapmak istemiyor şimdi. Kesinlikle. Ve bir de zorlayamıyorsunuz da. Buluyorlar evet. Evet, evet. Özellikle dikkat eksikliği olan çocuklarda bu doğa çok fazladır. Aha. Hep tuvaleti gelir. Yani hani ya su içer ya tuvaleti gelir. Hep böyle bir yerlere gitmek diye ister. Ha. Hep bir, bir gitmek, bir kaytarmak ister. Kalemi yere atar. İyilir alır. Çünkü orada bir onu bir şey hissetmiyor. Yani almak istemiyor. O kaçmak onu yoruyor. Istiyor. Kaçmak istiyor. Bazen dikkat eksikliğiyle de şeyi karıştırılabiliyor. Disleksi. Mesela disleksi çok farklı bir şey. Yani hani kelimeleri ters görmek. İsmi Menes, sene olarak görüyor çocuk. Yani hani bazen anneler bunun farkına varamayabiliyorlar. Benim çocuğumda dikkat eksikliği var diyorlar ama halbuki o çocuk disleksi. Ters görüyor. Yani hani sizin okuduğunuzun tersini okuyor ve onun da birinci, ikinci sınıfta okumaları çok yavaş oluyor. Bununla alakalı da bol bol alıştırma yapmaları gerekiyor yine öğrencilerimiz. Peki şu an anneler babalar sizi izliyor. Evet. Özellikle var mı tavsiyeleriniz tam da tercih dönemi? Böyle bir evet. Toparlamak gerekirse hem de konuştuklarımızı bir seslenin istiyorum izleyicilerimize. Tabii ki öncelikle çocuğunuzun eksikliğini kesinlikle iyi bilmeniz gerekiyor. Onu tanımanız gerekiyor. Yani anne olarak, doğası olarak ona o yönde bir planlama, programlama yapmamız gerekiyor. Yani şu da çok önemli. Öğrencilerimize sevmedikleri bir şeyle alakalı bir alana itmememiz gerekiyor. Çünkü bizim bazen hayallerimiz oluyor. Kendi hayallerimizi çocuklarımızın üzerinde uygulamaya çalışıyoruz. Bu bizim için belki avantajlı bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani çocuk mesela annesinin içinde tıp okumakmış hayal olarak veya hukuk okumakmış. Ama onu yapmasın. Ama çocuk da tam tersi. Çok böyle sosyal, daha çok böyle işte ne bileyim sanata meraklı bir çocuk. Bu çocuğu kalkıp da böyle bir şeyin içerisine itmek ona zulmetmektir. Yani o çocuğun mizacına, yapısına uygun olmayan bir şey. Tercihte en büyük, en çok dikkat edecekleri nokta bu. Buna dikkat etmelerini ben tavsiye ederim genel itibariyle. Çok teşekkür ederiz.